Güzel bir ilkbahar günü, devlet meselelerini hallettikten sonra İmparator Akbar her zamanki gibi sarayın gölgeli bahçesinde akıllı raja bir balla yürüyüş yapıyormuş. Bahçe su kanallarıyla dört küçük bahçeye ayrılıyormuş. Bahçelerin kenarları renkli çiçeklerle belirleniyormuş. Her bahçenin ortasında kristal berraklığında su fışkıran çeşmeler varmış. Bir bal buraya oturup dinlenelim. Nasıl isterseniz majesteleri. Güzel bahçelere bakan ve mükemmelliğini takdir eden bir bal şöyle demiş. Tanrı muhteşem, bize bu güzel çiçekleri bahşetmiş. Evet, bu doğru. Ama bir bal Tanrımızın muhteşem olduğunu biliyorum. Bununla beraber Hindu tanrılarınız bana tuhaf geliyor. Bunu duyan Raja Birbal çok şaşırmış. Şaşırmış çünkü doğuştan Müslüman olan Akbar bütün dinlere saygılıymış. Majesteleri, neden bahsettiğinizi anlayamadım. Lütfen açıklar mısınız? Birbal, dinle. Tanrınız Krishna'ya bak. Ne zaman kullarından biri yardım istese hemen koşup yardım ediyor. Bu konuda hiç yardımcısı yok mu? Raja Birbal'ın aklında bir plan oluşmaya başlamış. Majesteleri, bana birkaç gün verin ve size tanrılarınızın davranış şekillerini gösterebileyim. İmparator ve vezir kendi işlerine gitmiş. Ertesi sabah planını uygulamaya geçiren Birbal, mum yapan bir adama gitmiş. Birbal, mum yapıcısının evinin dışında çay içtiğini görmüş. Hoş geldiniz vezirim. Haber gönderseydiniz sizi karşılamaya gelirdim. Önemli değil. Sana bir iş vereceğim. Prens Kuram'ın heykelini yapmanı istiyorum. Majesteleri Akbar'ın torununun. Pekala efendim, yapacağım. Ne zaman teslim edilmesi gerekiyor? Yarın sabah. Elbette efendim. Mum yapıcısının yanından ayrılan Birbal saraya dönmüş. Yardım için kraliyet ailesinde güvendiği kişilere gitmiş. Yarın size Prens Kuram'ın mumdan yapılmış bir heykelini vereceğim, tamam mı? Saray bahçesindeki havuzun yanına götürün. Her zaman olduğu gibi imparator ve ben yürüyüşe çıkacağız. Benden işaret gelince heykel elinizden kaysın ve suyun içine düşsün. Prensmiş gibi davranın ve bağırmaya başlayın. Bir balı tanıyanlar kraliyet ailesinden kimseye zarar vermeyeceğini bilirmiş ve yardım için söz vermişler. Söylediğinizi yapacağım efendim. Ertesi sabah mum yapıcısı mum heykeli bir bala getirmiş. Bir bal heykele bakmış ve beğenmiş. Mum yapıcısına yüklü miktarda bahşiş vermiş. Bir bal heykeli almış ve kraliyet ailesinin üyesine vermiş. Vay canına, şuna bak, prensimize ne kadar da benziyor. Unutma, planladığımız gibi yapılmalı. Her akşam olduğu gibi Akbar ve bir bal bahçede yürüyüşe çıkmışlar. Yürürken konuşuyorlarmış. Yolun neredeyse yarısına gelmişler. Birbal, imparatora belli etmeden mumdan heykeli tutan kişiye gizlice işaret vermiş. İşareti gören adam havuzun kenarına doğru yürümeye başlamış ve bu imparatorun dikkatini çekmiş. Gözlerinin önünde Prens Kurram adamın kollarından kaymış ve büyük bir gürültüyle havuzun suyuna düşmüş. Akbar dehşete kapılmış. Aman tanrım, bu benim torunum. Bağırıp çağırarak bir yıldırım gibi yerinden fırlamış. Büyük Babür İmparatorluğu'nun güçlü hükümdarı koşmuş ve göz açıp kapayana kadar havuza atlamış. Torununu aramış ve birkaç saniye sonra mum heykelle yüzeye çıkmış. Prensin mumdan heykeli olduğunu anlayınca çok şaşırmış.
İşte o zaman olayı seyreden Birbal havuzun kenarına gelmiş, sinirli ve ıslak imparatoru sudan çıkarmış. Majesteleri, neden suya kendiniz atladınız? Titriyorsunuz, üşüteceğinizden eminim. Güzel giysileriniz mahvoldu. Muhafızları ya da yakında çalışan bahçıvanı çağırabilirdiniz ve verdiğiniz emri yerine getirirlerdi. Birbal, görmedin mi? Kendi torunum ya da en azından benzeri suya düşmüştü. Küçük kuram benim hayatımdan bile değerli. Başkasının onu kurtarmasını nasıl bekleyebilirdim? Bu doğru majesteleri. Tanrılarımız da böyle hissediyor. Tanrı Krishna için ondan yardım isteyen kişilerden daha önemli kimse olamaz. İhtiyacı olsun olmasın herkesin yardımına bizzat kendi koşar. Evet, ne demek istediğini anlıyorum. Birine değer verince endişelenirsiniz. Tıpkı çocuğunu seven anne babalar gibi. Tüm yardım isteyenler tanrılarımızın çocukları. Ve bu sevgi sadece tek tanrıyla sınırlı değildir. Bütün tanrılara aittir. Ve zaten hepsi birdir. Akbar vezirine sevgiyle bakmış. Birbal'ın sırtını sıvazlamış ve şöyle demiş. Bir kez daha iddianı kanıtladın akıllı arkadaşım.